Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte hem yerli üretim hem de yılda sadece 3 lira elektrik yakan Poyraz'ı inceleyeceğiz. Manisa'da organize sanayi bölgesine geldik bu Poyraz'ı çekebilmek için. Şimdi öncelikle hemen bir Ufuk'la başlayalım. Ufuk, öncelikle merhaba. Merhaba, hoş geldin. Size de merhaba dedi. Nereden başladı bu Bilims macerası? Bilims macerası aslında kurucumuz Onur Bey'in bir akademik çalışması üstünden başladı. Yaptıkları bir proje Amerika'da yenilenebilir enerji alanında ödül aldıktan sonra bunu ticarileştirmek için TÜBİTAK desteğiyle Bilims'i kurdular. Eyvallah, teşekkür ederiz. Yani aslında böyle bir gururlu bir durumumuz var yani. Kesinlikle. 9 Eylül bünyesinde kurulmuş ilk şirkettir TÜBİTAK desteğiyle. Eyvallah. Bu bilgisayarın adı neden Poyraz? Poyraz, Onur Bey'in oğlunun ismi. Oradan geliyor. O zaman buradan da Onur Bey'in oğluna maşallah diyelim. Bu bilgisayarın kullanım alanları nelerdir? Ben Manisa'ya gelsem sizin ofisinizde bundan satın alabiliyor muyum? Üzgünüm, maalesef şu anda size satamıyoruz. Çünkü üretim limitlerimiz kısıtlı olduğu için belirli devlet kurumlarına, hastanelere, okullara kurduğumuz sistemler var. Onlara istinaden üretim yapıyoruz. Onun harici Poyraz'ın içerisinde Android ve Linux işletim sistemleri çalışıyor. Sıradan bir Windows bilgisayardan bir farkı yok. Windows bilgisayarların maliyetli olduğu noktada gerek enerji tüketimi gerekse üretim maliyetlerinden dolayı Poyraz tercih ediliyor. Bu bilgisayar yıllık 3 TL elektrik tüketiyor. Mesela normal bilgisayar neden o kadar çok elektrik tüketiyor da Poyraz 3 TL tüketiyor? Normal bir bilgisayarda bir kere mekanik aksamlar var. Bunu biliyorsunuz. Poyraz'ın üstünde gördüğünüz gibi herhangi bir mekanik aksam yok. Kompakt ve küçük olması demek az enerji tüketimi demek işin doğası gereği. Bu sebeple de az enerji tüketiyor. Peki Serhat, şimdi sıra sende, artık sana soralım. Bu bilgisayarın üstünde neler var? Normal bir bilgisayardaki gibi yani bir işlemci, RAM'leri var, iki tane mi? Dahili Wi-Fi ve Bluetooth modülü var, SD kartla işletim sistemi üzerine yükleniyor. Bir tane USB'si, bir tane de HDMI çıkışı var. HDMI çıkışından direkt ekrana aktarıyoruz. Peki bir şey daha sorayım sana. Ben buna klavye mouse takabiliyor muyum? Aynen, öyle takabiliyorsunuz. Aslında hep böyle endüstriyel bir tanım yaptık ama sanki senin anlattıklarından yola çıkarak ben şey düşünmeye başladım. Yani bu bilgisayar gündelik kullanım için aslında oldukça uygun bir bilgisayar. Kesinlikle katılıyorum. Zaten şu anda perakende satış yapamamamızın tek sebebi seri üretim noktasındaki üretim adetlerimiz. Aynen. Şimdi geldik günün en önemli sorusuna. Poyraz'ın Raspberry Pi'den farkı ne? Görüntüsü çok benziyor. Görüntüsünü özellikle benzettik çünkü Raspberry Pi'ye extension takabiliyorsunuz ve bu extensionlar Poyraz'a %100 uyumlu halde tasarlandı. Raspberry Pi'nin hali hazırda kullanıcıları Poyraz versiyon 2'yi alarak kaldıkları işlerine kaldıkları yerden devam edebilirler. Bizim şu an elinde tuttuğumuz versiyon 2, şu da versiyon 1. Bunların arasındaki fark ne? Yani birini 2, ötekini 1 yapan unsur. Versiyon 1 zaten bizim ilk tasarımımız ve daha çok bağlantı elemanına sahip. Ethernet'i var, USB'si var, 2 tane harici beslemesi var. Kulaklık da var galiba. Tabii, kulaklık da var aynı şekilde. Bunu daha çok endüstriyel işlerde kullanılması için tasarladık. Zaten giriş çıkış fazlalığı da bu sebepten kaynaklı. Ama versiyon 2'ye geldiğimizde daha çok hobici arkadaşlarımız için, herhangi bir şey yapmak isteyen, bir şey geliştirmek isteyen arkadaşlarımız için tasarladık. Şimdi geldik muhtemelen şu anda yorumlara oldukça fazla yazdığınız soruyu, arkadaşlar hazırsanız soruyorum. Bu bilgisayar GTA 5 kaldırır mı abi? Vice City tamam da hani belki kaldırmaz. Ama Vice City oynayabiliyorum. Aynen. Beyler, alacaksanız Vice City'yi çalıştırıyormuş, onun garantisini aldık. Şimdi Ufuk, şeye başlayalım. Yani bunu ben alıp nasıl bir bilgisayar gibi kullanabiliyorum, bağlantıyı nasıl yapabiliyoruz? Bir de sanırım şurada bir SD kart yuvası var. Bu ne kadara kadar destekliyor? Beslememiz zaten her Android telefonda bulunan micro USB giriş. İster USB portundan, ister adaptörden, istediğiniz gibi beslersiniz. USB zaten herhangi bir dongle takıp mouse klavye kullanabilir. Hub takıp istediğiniz cihaza çoğaltabilirsiniz. HDMI'dan televizyona, monitöre bağlarsınız. Evet. Benim evde kullandığım gibi rahat edersiniz. Çünkü üstündeki 64 GB'a kadar destekleyen bir SD kart yuvası var. Buraya da istediğiniz filmi, diziyi atarsınız. En sevdiğimiz iş. Sabaha kadar izlersiniz. Biraz o zaman nasıl çalıştığına bakalım hadi.
Bu videomuzda da arkadaşlar hem yerli üretim hem de yılda sadece 3 TL elektrik yakan Poyraz'ı sizlere tanıttık. Bu içeriğin oluşmasına bize katkı sağlayan Bilims firmasına ve özelinde Ufuk'la Serhat'a da sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Yine yerli üretim olan ve dronları etkisiz hale getirmek için kullanılan Drone Killer incelememize bu videodan ayrıca şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz.